Hoş geldiniz. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ olasın. Vallahi biz buna literatürde aşırı zorlanan baba sendromu diyoruz. Bunlar böyle yaşlarına bakmadan her türlü yükün altına giriyorlar. Sonra motor böyle tık tekliği veriyor. İyi mi bari şimdi? İyi. Kafayı dinliyor biraz. Ha şöyle. Torun da var değil mi onda? E tamam ne güzel işte. Gitsin torun sevsin. Bahçede domates falan eksin. İşleri bize bıraksın yani değil mi ortak? Doğru söze ne denir? Şimdi konumuza gelelim. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisinden başlamamı istersin? Birkaç gündür o kadar kötü haber aldım ki. İyiden başlayalım lütfen. Tamam. İyi haber. Bölgedeki üreticiler bu ortaklık haberine çok sevinmişler. Elimizden gelen her şeyi yaparız diyorlar. Alacakları ertelemek falan da dahil. Yeter ki fabrikamız, bak dikkatini çekiyorum. Fabrikamız hala tam kapasiteyle çalışmaya devam etsin dediler. E çok güzel. Kötü haber ne? Kötü haber. Fabrikadaki işçiler işten çıkarılma haberini duymuşlar. Bu yüzden yakın zamanda greve gidecekler. Bir dakika, bir dakika. İşten çıkarma nereden çıktı Elif? Biz kimse işten çıkarılmayacak diye konuştuk seninle. Hayır, sen işten çıkarılma olmasın, küçülmeye gidilmesin dedin. E tamam işte. Hele ki Ramazan'da asla olmaz. Tekrar hatırlatıyorum, kimseyi çıkarmayacağız dedin bana. Ben sana tamam demedim Kadir. Ben sana hatırlatırım. Sen bana dedin ki kontrol sende olsun. Biz hiçbir şeye karışmayacağız dedin. Kelime oyunlarıyla mı vuruyorsun beni? Hayır tabii ki. Kelime oyunları falan yapmıyorum. Aksine ben sana söylediğim iki şeyin aynı anda olamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Kontrol ya bende olur, benim istediğim şekilde devam edilir. Ha, ya da sözleşmemiz çöp olur. Ben de tazminat hakkımı kullanırım. Çünkü sen beni zarara uğratıyorsun. İşçi çıkarmaya kalkıyorsun. Fabrika greve gidiyor. Tamamen kapanacak. Daha mı iyi? Bırak ona da ben karar vereyim. Hanımefendi, hanımefendi, beyefendi. Lütfen. Böyle bir yere varamayız. Şimdilik bu konuya bir virgül koyalım. İki taraf da sakinleşsin. Sonra tekrar masada oturalım, konuşalım. Ama bu sefer çözüm önerileriyle. Lütfen. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ya anlaşırız, el sıkışırız. Ya da siz yolunuza tek başınıza devam edersiniz. Hiç kusura bakmayın. İstediğini söyle. İstersen anlaşmayı iptal et. Hiç kimseyi işten çıkarmana izin vermeyeceğim. Batarsam onlarla batarım, çıkarsam da onlarla çıkarım. Bir konuda haklıymışsın biliyor musun? Benden patron olmaz. Ben patron gibi düşünemiyorum demiştin ya. Söyledim, doğru. Bu gidişle de olamazsın zaten. Doğruya doğru. Yok sende öyle bir potansiyel. Sonuç? Sonuç. Benim de acemiliğe tahammülüm yok Kadir. O yüzden daha fazla katlanamayacağım. Ama ben sana patron olmak ne demek öğretirim. Maşallah, maşallah. Bir sorun yoktur umarım. Düzenli kontrollere gidiyorum. Oh, oh. Sadece dün akşam bir aksilik oldu ama sağ olsun oteldeki arkadaşlar yardımcı oldular. Acile gittik falan hallettik. Geçmiş olsun. Yani haberim olaydı bileydim ben de. Çok geç bir saatte olduğu için rahatsız etmek istemedim. Ya müsaade ederseniz ben size bir şey soracağım ama yani cevap vermemekte hakkınız. Anne baba, hani ne bileyim, onların yanında mı kalsanız acaba bir süre? Babamı çok uzun zaman önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Annem de
nasıl desem, siz de onun yanında olmak istemezdiniz. En düzgün şekliyle böyle ifade edebilirim. Anlıyorum, anlıyorum. İlk gebeniz değil mi? Neden sordunuz? Ben de 4 tane var. En büyükleri ikiz. Allah bağışlasın. Yemeyeceğim ne bizimkini. Uğur Hanım, biz kalabalık bir aileyiz. Belki siz de duymuşsunuzdur. Ödemiş'teyken de beraber yaşardık. Ya biz bir başımıza olsak, yani hanımla ben yani, daha ilk hamilelikte boşanırdık. Vallahi. Ama sağ olsunlar, anam olsun, kayınvalidem olsun, 5 dakika yalnız bırakmadılar bizi. Zordur yani. Binnur ikizleri hamileyken ben kafamı onun karnından ayırmazdım. Böyle bebelerin kalpleri atıyor mu, nefes alıyorlar mı diye. Sanki duyabilecekmişim gibi. Yani siz de yalnız kalmasanız. Ben sizi üzdüysem çok özür dilerim. Hayır, yok, hayır. Hayır. Yani sence... Öyle güzel anlattınız ki. Yaşar Bey, benim hiç ailem olmadı. Yani öyle akrabalarım falan. 16 yaşımdan beri ne yaptıysam kendi başıma yaptım. Her zaman kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. Ama dediğiniz çok doğru. Yani dün gece o kadar çaresiz hissettim ki kendimi. Eğer müsaade ederseniz ben bu sorunu çözmek istiyorum. Tabii siz de isterseniz. Yani bebek sonuçta bizim bir yeğenimiz. Arada kan bağı var. Sizi böyle yalnız bırakmak yakışık almaz. Ne yapabilirsiniz ki? Çıkamayız değil mi artık? Çok geç. Çok geç tabii. Parayı aldık, dağıttık bile. Tazminat sopasını salladı. Duymadın mı? Sen bana söyledin de ben dinlemedim. Başka çaren yoktu ki. Sen olmasan ben yine aynı şeyi yapardım. Denize düşen yılana sarılır. Ben o yılanı halledeceğim de bir düşüneyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hayırdır? Ya Kadir'im, az biraz bir konuşsak mı? Benim bir toplantıya girmem lazım zaten. Gel abi, gel, gel. Gel otur. Kadir'im, ben bir müddet önce bir kadınla tanıştım. Hoppa. Yani öyle değil, bir dur dinle ya. Tamam, sustum. Kadın hamile. Abi. Ya. Ya dinleyeceğim mi aslanım? Abi ne bileyim, parça parça anlatıyorsun. Aklım çıktı burada ya. Bir dur Allah'ını seversen, zaten canım burnumda. Tamam, sustum. Ya bu kadıncağız Orhan'dan hani rahmetli, bizim amcaoğlumdan hamile. Şimdi bunların anası var ya, İzel Hanım. O emretmiş, bu kızın elinde avucunda ne varsa her şeyini elinden almışlar, dımdızlak ortada bırakmışlar. Ben bunu bizim evin oralarda ağlarken buldum. Uzun uzun anlattı bana her şeyi. Bir otelde kalıyor, bir görsen rezil. Dayanamadım. Gittim aldım onu oradan. Adam gibi bir yere yerleştirdim. Ama Kadir'im, bu kız yalnız. Ya baba zaten yok. Ana hayırsız belli. Ya bir de Kadir, bu kadının ilk hamileliği, Allah korusun başına bir şey gelse. Tamam, anladım şu meseleyi. Şimdi ben daha kızla konuşmadım. Ama diyorum ki, bu kızı bizim eve alsak. Yani o da he derse. Şimdi bunu ben söylesem ortalık büyük karışır. Yani mümkün değil. Binnur'a hiçbir şey anlatamam. O yüzden topa sen gir diyorsun. Kötü mü düşünmüşüm? Yok, iyi düşünmüşsün abi de. Bir müsaade et, bir etraflıca düşüneyim. Bir kadını araştırayım. Olur mu? Ya olur, olur da. Ya çok uzatmayalım. Daha dün gece olay olmuş. Acile götürmüşler kızı. Ne
Beraber anlıyorsun değil mi? Bir şey soracağım abi. Herkes mi bu kadar iyi yoksa bir tek sen mi? Hadi lan. Bir yer çekme abiye. Ben kaçıyorum. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Kadir Bey, bir misafiriniz var ama Sevil Hanım geldiler efendim. Al al. Hemen al. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Atlattık çok şükür. Çok özür dilerim Kadir. Gerçekten çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu, ben biliyorum. O nereden çıktı şimdi? Bahsettim baban, bilmiyorum. Bizim iş yerine gelmişti. Ben çağırdım çünkü. Ben ağzıma ne geliyorsa söyledim o gün Kadir. Çünkü benim canımı çok yakmıştı. Ben de içimde ne varsa ne yoksa her şeyi söyledim ama... sonra felç geçirdiğini öğrenince çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Kaç gündür içimi yiyor, benim yüzümden oldu diye. Gerçekten çok özür dilerim, affedersin. Çok... Bambaşka bir şey yüzünden felç geçirdi baba. Seninle hiçbir alakası yok. Ben kendimi mahvetmeyeyim diye öyle söylüyorsun değil mi? Hayır, gerçeği söylüyorum. İnan bana. Geç otur. Ayrıca iyi şimdi. Yani her şey normale döndü, yürüyebiliyor. Elleri kolları eskisi gibi. Biraz daha toparlanırsa, eve gelirse daha iyi olacak. Bir rehabilitasyon merkezi var. Orada kalıyor. Getiremedim eve. Ben bittim diye başka bir şey demiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Biz eski eşimle ayrılık sürecindeyken her şey çok korkunçtu bir ara. Kendimi berbat hissediyordum. Yine beceremedim diyordum. Kızım babasız mı büyüyecek diye kendimi suçlayıp duruyordum. Neyse, o günlerden bir gün yine postacı geldi. Pencereye böyle bir kutu bırakmış. Aldım kutuyu, baktım ne adres var, ne isim var, hiçbir şey yazmıyor üstünde. Neyi açtım? Boncuktan kuş. O gün hatırladım, o gün benim doğum günümdü ama ben o kadar kendimi kötü ve mutsuz hissediyorum ki onu bile unutmuşum ama biri unutmamış. Hani doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce, sana boncuktan kuş yaptım. Ancak pencerene. O boncuktan kuş beni tekrar hayata bağlamıştı. Ama hala kim yolladı bilmiyorum. Neyse, ben gideyim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ben senin ne yaşadığını biliyorum. Kendine küssün sen. Ben de yaşadım hapisteyken. İlk yıl seni yedim. Nasıl bir öfke, nasıl bir kızgınlık. Bana bunu nasıl yapar dedim. İnsan bile isteye oğlunu hapse nasıl gönderir dedim. Sonraki yıl kendimi yedim. Salak dedin, tutamadın kendini. Al işte bedeli, öde şimdi. Hasta oldum çok. İnsan Ağustos ayında zatürre olur mu?
Beni İzmir'e hastaneye götürdüler. Yeşil Yurt Devleti hatırlıyorum. Sen nereden biliyorsun? Senin nefesin daralsa benim haberim olurdu. Verdiğim şey kim getirtti seni? Hı? Boncuklarımı anlatacaksın bana. Onları da mı biliyorsun? Hadi sen anlat bitir. Boncuklar, evet. Yeşilyurt'ta yatan bir abimiz vardı. O öğretti. Ben böyle şeyleri görünce gülüp geçerdim. Boncuktan kuş falan, ne saçma şeyler derdim. Öyle düşünürdüm yani. Hapiste yatınca anladım. O boncuklar adamı delirmekten kurtarıyor. Bir kuş yaptım, gitti sevdiceğimin penceresine kondu. Bir sürü anahtarlık yaptım. Hepsine yeğenlerimin ismini işledim tek tek. Bileklik yaptım, nazar boncuğu yaptım. Kamil Bey apartmanını yaptım ya. Hem de kaç defa, bunu biliyor muydun? Tam 12.627 boncuk. Tek tek yaptım hepsini. Sonra tek tek söktüm. Sonra bir daha yaptım, bir daha söktüm, bir daha yaptım. Ta ki kendimi affedene kadar. Kendine bir boncuk bul babam. Bir kuş tüyü, ne bileyim bir çakıl taşı. En baştan başla. Yorulduğun yerde çağır, gelirim yardıma. Çağırmazsan gelmem, söz. Kendini affetmenin bir yolunu bu. Ne olur. Bana borcun değil bu. Ama torunlarına borcun. Yusuf Emin her gün seni soruyor, her gün. Dedem ne zaman gelecek diyor. Bak dedem gelecek mi demiyor. Dedem ne zaman gelecek diyor. Çünkü biliyor dedesinin geleceğini. İnşallah. Hadi sen de üşüme artık baba. Allah'a emanet ol. Sen de. Abim yok mu? İşleri çıkmış biraz. Gelecek şimdi. Allah kabul etsin. Annem, başlasana hadi. Baban olmayınca olmuyor. Ne yapalım? İyileşsin de. Hadi bak. Thank you.
Anne, bak üzümü geç yatırma tamam mı? Sonra sabah uyandıramıyorum. Geldim. Kusura bakma böyle geldim ama... ben teşekkür etmek için. Galiba biraz toparladım babamı. Yani senin sayende. O yüzden belki kahve içeriz. Ama sen zaten çıkıyorsun mu? Yemeğe çıkacaktık da bir arkadaşla. Afiyet size o zaman. Yani afiyet olsun. Rahatsız ettim, kusura bakma. Kadir. Hayatını devam ediyor sen hala. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çıkalım mı? Çıkalım. Baba mı? Elimden bir şey gelmez değil mi? Çalışalım Murat. Bizi ancak çalışmak kurtarır. Ne güzel söyledin. Ben de başka türlüsünü bilmiyorum zaten. Şimdi başımızda bir Elif belası var değil mi? Evet. Hem de öyle bir bela... Ne oluyor kızım? Burak Bey, Verdana'dan bir grup insan geldi. Toplantı odasına geçiyorlar. Metin Bey, hayrola? Rüyanızda bizi... Buyurun lütfen Burak Bey. Konuşmamız gereken şeyler var. Konuşacağımız hiçbir şey yok. Taksidinizi ödedik. Bir yıl sonra görüşmek üzere. Buyurun. Lütfen önce şuna bir göz atın. İşaretlediğim yere. Saçmalık mı olur? Kanyum mu atıyorsunuz holdinge? Biz borcumuzu biliyoruz. İlk taksi öne çektiniz, sesimizi çıkarmadık. Borcumuzu ödedik. Yönetici atıyoruz ne demek? Çocuk oynayacağım beyler. Pardon beyler ve bayanlar. Sen neden buradasın Elif? Ferit Bey'in yetkilendirdiği yönetici Elif Hanım.
Aslında o kadar da saçma değil Kadir. Ferit Karaçam buraya tek yetkili olarak beni atadı. Dolayısıyla bundan sonra onun haklarını burada ben savunacağım. Kusura bakma. Yani daha önceden de konuştuğumuz gibi. Sen patron olmayabilirsin. Ama ben patronum. Verdana'ya borcumuz var. Ancak bu size yönetime dahil olma hakkı vermez. Bunun için şirket hissedarlarından en az birinin desteğini almanız gerekli. Sizce ben bunu bilmiyor muyum Burak Bey?